Arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Beyhan'ın dünyasına. Sütaç buzağımızın son işlemlerini yapacağız. Ben şimdi kuyruğuyla başlıyorum. Kafasını gövdeye birleştireceğiz. Beneklerini yapacağız. Eksikliklerini tamamlayacağız. Ben kuyrukla başlıyorum. Şimdi sihirli halkamı yapıyorum. Altı sık iğne yapıyorum içine. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve birleştiriyorum. İkinci sıraya geçiyorum. Aynı yere bir çift yapıyorum. 1 2 2 tek yaptım. Şöyle bir çift yapıyorum. 1 2 tekrar bir çift yaptım. Dokuz ilmeğim oldu. Dokuz ilmeğimi dört sıra örüyorum. Şöyle işaret yaptım. İpimden sonra dört sıra dokuz ilmek olarak örüyorum. Dört sıramı ördüm. Buradan 9 ilmek yaptıktan sonra 4 sıra ördüm. Şimdi bir kesiyorum. Bir örüyorum. Ve 2 örüyorum. Bir kesiyorum. İnce olduğu için biraz zor oluyor da şöyle kesiyorum. Bir daha kesiyorum. Altı ilmeğim kalıyor. Altı sık iğne. Altı sık iğnemi bir sıra örüyorum. Bir sıra ördüm. Beyaz ipime geçiyorum. Şunları keseyim şöyle. 5 sıra beyazdan öreceğiz şimdi. 6 ilmek olarak 5 sıra öreceğiz. Altı ilmek, beş sıra ördüm. Şimdi bir tek yapıyorum. Bir çift. Bir, iki tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Tekrar 9 ilmeğim oldu.
9 ilmeğimi sık iğnemi sekiz sıra örüyorum. 9 sık iğne olarak 9 sıra örüyorum. Sekiz sıra ördüm. Bir, iki ördüm. Şimdi burayı kuyruğunu şöyle şurası şey olsun diye şöyle daha düzgün görünsün diye trabzan yapacağım. Bir, iki, üç. 4 trabzan yaptım şimdi. İkili. Ve aynen şöyle son sıra bitimine bitirdim. Kuyruğunu şöyle dikerken şurası burası biraz aşağıda, burası yukarıda. Şu eklem yeri de arka tarafa gelecek şekilde ayarlayıp 4 tane trabzan yaptım ve bitirdim. Ben kuyruğun içine elyaf koymuyorum. Şöyle o zaman havada duruyor şöyle. Ben havada istemiyorum şöyle düz dursun diye. Bu trabzanlarımı ön tarafa getiriyorum şöyle. Böyle. Kuyruğumu böyle dikeceğim. Şimdi şu dudağının siyahını yapacağız. Bu aşağıdan boğazından girdim. Şöyle. Şöyle. Başlangıç yerim burası. Bir geriden alıyorum. Ucunu düğümlüyorum. Şöyle çektim. Tekrar yine şuradan, buradan değil şuradan batıp buradan çıkıyorum. Şöyle. Buradan da biraz çektim. Buradan şöyle bağlıyorum. Bağladım orasını. Şimdi şöyle hafif şekil veriyorum. Tekrardan çıkıyorum. Aynı yerden şöyle. Böyle. Şuradan batı tekrar buradan çıkıyorum. Böyle iki defa yaptım. Bir defa daha yapayım. Üç kez yaptım böyle bu işlemi. Şimdi aşağıdan çıkardım ipimi, kesiyorum. Biraz uzun keseyim şöyle. Şimdi başını takacağız. Başını şurasını şöyle sıkı sıkı doldurdum ben. Şurası sert olsun diye. Tam böyle şey olsun diye. Şöyle başımızı şöyle içeri geçiriyoruz burayı. Mesafe az olduğu için kadraja sığmıyor bu. Böyle ben bunu
ayarla şöyle şurasını, kafasını düzgün bir şekilde bana böyle düzgün bakacak şekilde ayarladım. Ve üstünden çorap iğnelerim var benim. Çorap iğnelerimi şöyle batırdım yukarıdan. Burayı sabitledim başını. Şöyle düz şu tam böyle bacaklarından şöyle düz olacak şekilde sabitledim. Şimdi dikeceğiz. Şöyle düzgün şekilde iki tane böyle çubuğu batırınca bu kafası dönmüyor bunu. O zaman düzgün bir şekilde düzgün de ayarlayınca dikebiliyorsun. Şöyle şuradan iğnemi içeriden doğru şöyle geçirdim. Düğümüm içeride kalsın diye. Şöyle bir alttan şöyle bir kafadan şöyle böyle dikiyorum. Şurası, şu ön tarafı biraz böyle şuraya kadar dikeceğim. Ön tarafı biraz şöyle burasını buradan şu sıradan diktiysem şöyle bir veya ikinci şuradan dikeceğim şöyle ikinci sıradan. Şuradan dikiyorum bu arka tarafı. Ön tarafı da şöyle hava şu kafası şöyle yukarıda kalmasın diye. Şimdi şu burasını bir sıra aşağıdan dikiyorum şöyle. Şöyle bir sıra aşağıdan. Kafasını diktim ben şimdi onu. Şimdi beneklerini yapacağız. Şöyle. İki tur döndüm. Sağlam olsun diye. Diktim. Şimdi beneklerini yapacağız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Sekizinci çektim. İkinciden batıyorum ve sıra sonuna kadar böyle geliyorum. Beneklerimizi yapıyoruz şimdi. Bunu siz illa böyle bir şeye, sayıya ya da bir hani ölçüye şart değil yani ölçüsü şusu busu. Siz kendi hayal gücünüze göre bir yuva bir parça böyle işte beneklerini kendiniz yapabilirsiniz doğaçlama. Bir zincir çektim. Tekrar geri dönüyorum. Buraya da sıranın sonuna kadar böyle geleceğim. Sıranın sonuna geldim. Zincir çekip geri dönüyorum. Aynı yere iki kez battım.
Sıranın sonuna kadar gidiyorum. Sıranın sonuna geldim. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Geri döndüm. 1, 2, 3 ilmek buraya ekledim. Tekrar sıra sonuna kadar böyle geleceğim. Sıra sonuma geldim. Son ilmeğimin içine 2 kez batıyorum. Zincir çektim, geri döndüm. İlk ilmeğimi bu kez 2 kez batıyorum. Ve sıra sonuna kadar düz olarak gidiyorum. Son ilmeğime geldim. Son ilmeğimi gene 2 kez battım. Zincir çektim, yukarı çıktım. İlk ilmeğime bu kez 2 kez batıyorum. Ve sıra sonuna kadar böyle devam ediyorum. Sıramın sonuna geldim. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. İkinciden başladım. 1, 2 ilmek daha ekliyorum. Böyle sıra sonuma kadar geleceğim. Sıra sonuma 2 ilmek var. 1, 2. Bunların ikisini şöyle, ikisini bir alacağım. Şöyle zincir çektim, geri döndüm. Tekrar şöyle ikinci ilmekten başlıyorum. Ve sıra sonuna kadar şöyle devam edeceğim. Sıra sonuma geldim. Zincir çektim, geri döndüm. Aynı şekilde geri dönüyorum. Sıra sonuna kadar tekrar bu sıranın sonuna kadar düz geleceğim. Sıra sonuma 2 ilmek var. İkisini böyle 1, 2, ikisini bir böyle çekiyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ilmek çektim. 1, 2, 3, 3 tane ekliyorum. Sıra sonuna kadar devam edeceğim. Son 2 ilmeğimi şöyle ikisini tek tek alıp şöyle hepsini bir çekiyorum. Zincir çektim, geri döndüm. İkinci ilmekten başlıyorum. Sıra sonuna kadar geleceğim. Sıra sonuma geldim. Zincir çektim. İkinci ilmekten başlıyorum. Tekrar bu sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda son 2 ilmeğimi böyle ikisini şöyle alıyorum. Zincir çektim. İkinci ilmekten başlıyorum. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam. Burada da sıra sonuna son 2 ilmek kala şöyle alıyorum. İkinciyi de böyle alıyorum. Hepsini bir çekiyorum. Zincirimi çektim. İkinci ilmekten başlıyorum. Sıra sonuna kadar tekrar devam. Son 2 ilmeğimi aynı şekilde örüyorum. Şöyle zincir çekip ikinci ilmekten başlıyorum. Son 2 ilmeğim. Zincir çektim, geri döndüm, ikinciden başladım. Burada da son 2 ilmeğim. Şöyle geri döndüm, ikinciden başladım. Şöyle bir benek yaptım. Siz kendiniz nasıl yapar isterseniz böyle doğaçlama daha
Büyük, küçük. Yani tekniği böyle bu şekilde yapabilirsiniz. Ben şöyle bir tane yaptım. Şöyle bir tane yaptım. Böyle şey işte kendiniz özgürce yani böyle parçalar yapıp benekler buzağımızın üzerine dikeceğiz. Ben şöyle bayağı bir büyükçe bir parça yapmıştım. Şu ortasında delik yaptım. Şöyle bunu şuradan doğru böyle şöyle iğnelerle şöyle sabitleyeceğim. Şu üst dikiş yeri de görünmesin diye şöyle onu getirdim üst dikiş yerine. Şöyle yaptım. Parçanın birini böyle yaptım. Öbürküleri de istediğimiz yere nereye uygun görerseniz şunu da şuraya mesela yaparım. Böyle. Minik minik yapabilirsiniz şöyle yuvarlak bacaklarına. Böyle bunları dikeceğiz şimdi. Ben beneğin birini diktim şöyle. İkinci beneğimi sabitledim iğnelerimle. Şöyle dikiyorum. Bir geriden alıyorum ve ileri. Şöyle. Bir geriden alıyorum, ileri gidiyorum. Bu şekilde etrafını dikeceğim. Şöyle bir geriden alıp şu sivri yerlerini de şöyle az gerdirip belli olsun diye. Buralarına şöyle. Böyle dikiyorum. Benekleri diktik şimdi. Şöyle yuvarlak yaptım. İki tane buralarına diktim. Siz beneklerini siz istediğiniz gibi büyük, küçük dikebilirsiniz. Ben diktim şimdi beneklerimi. Kuyruğunu da diktim. Kuyruğunu da böyle. Uzağımızın çanını yapacağız. Sihirli halkamı yaptım. İçine 6 ilmek yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi kapatıyorum. Her ilmeğimin içine çift batacağım. Bir sıra böyle çift her ilmeğe çift olarak bir sıra döneceğim. 12 ilmeğim oldu. Şimdi 3 tek bir çift yapacağım. Bir, iki, 3 tek bir çift. On altı ilmeğim oldu. 16 ilmeği 4 sıra düz olarak öreceğim. Evet, 4 sırasını ördüm. Şimdi bir tek bir çift yapacağım. Bu sıranın sonuna kadar. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Çiftim.
Tek bir çift. Bir tek bir çift olarak sıramı bitirdim. Şimdi hiç artırma eksiltme yapmadan düz olarak bir sıra daha örüyorum. Artırdıktan sonra iki sıra ördüm. Bir sıra öreceğim demiştim ama iki sıra daha güzel oldu. Şöyle kesiyorum. İlmek kaydırma yaptım. Bir zincir çektim. Kestim. Şöyle altından. Şöyle çektim. Böyle çektim. Şöyle kesiyorum. Şunu kestim. Şöyle çanım oldu şimdi. Benim kalın böyle yeşil ipim var. Ondan öreceğim. Zincir çektim. Kalın ip olduğu için şöyle katlamaya gerek yok yani. Şöyle çanımın şurasından şöyle geçirip geçirdim böyle. Şu içine zil de konuyor da ben şimdi zili yok. Öbürkilerine koydum ama buna koyamadım. Siz koyarsınız yani koyabilirsiniz. Şöyle içine zil takarsınız. Şimdi zincirimi bu kadar daha öreceğim. Şöyle ördüm. Şimdi buzağımızın boynuna takacağım bunu. Arkadaşlar buzağımızın boynuna bağladım ben bunu. Adını da inci koydum. Böyle harflerim vardı. Onlardan taktım. Arkadan bağladım. Böyle buzağımız bitti. Buzağımızı bitirdik. Videomuzun son bölümüydü. Son bölüm bitti. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone beğenip ve abone olursanız çok memnun olurum, mutlu olurum. İnşallah verimli olmuştur, faydalı olmuştur. Anlatabilmişimdir inşallah. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir daha görüşmek üzere.